Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından dolar ve euro ile ilgili teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve aşağıya değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayalım. İlk olarak Türkiye'de dün yurt içerisinde Türkiye Ekonomik Güven Endeksi Aralık ayında 96,6 puana gerilerken son 7 ayın en düşük seviyesini görmüş oldu. Son dönemde güven endekslerinde yaşanılan düşüşün devam ettiği gözlerimden kaçmazken Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim, yani imalat sanayi, hizmet, perakende, ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandığını da unutmamak lazım. Dün yurt içerisinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan menkul kıymet istatistiklerine baktığımızda 24 Aralık haftasında yabancıların hisse senetlerinden 569,8 milyon dolarlık çıkış yaptığı görülürken tavillerden ise 94,4 milyon dolarlık çıkış yaptığını gördük. Yabancılar ayrıca şirket borçlanma senetlerinden de 2,6 milyon dolarlık çıkış gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yayınlanan verilerde 24 Aralık haftasında yurt içi yerleşiklerin 1,18 milyar dolar alarak döviz tevduat hesaplarının 238,97 milyar dolara çıktığı görülürken vatandaşların bu hafta 430 milyon dolar satması kurumların 1,6 milyar dolar aldığını gördük. Yurt içi yerleşiklerin Türk lirası mevduatlarına baktığımızda 1,8 trilyon Türk lirasından 1,7 trilyon Türk lirasında bir düşüşün görüldüğü ve yani yurt içerisinde 24 Aralık gününe kadar hala yerleşiklerin bankalardan Türk lirası çekmeye devam ederken döviz talebinde sürdürdüğünü görüyoruz. Merkez bankasının 24 Aralık verilerine göre açıklanan rezervlere baktığımızda ise brüt rezervlerin 116,8 milyar dolardan 110,9 milyar dolara indiğini, net rezervlerin ise 12,2 milyar dolardan 8,6 milyar dolara gerilediğini ve toplam swapların ise 58,9 milyar dolardan 64,3 milyar dolara çıktığını ve swap yükümlülükleri dışında bıraktığımızda ise net rezervlerin negatif bölgede eksi 55,7 milyar dolara gerilediğini gördük. Rezervlerde en çok dikkat etmemiz gereken negatif tarafta olan eksi 55,7 milyar dolarlık kalem olduğundan rezervlerdeki düşüş bizlere iki şeyi işaret ediyor. Merkez Bankası kamu bankaları aracılığıyla döviz satışına devam ederken ikincisi azalan rezervlerin dolar Türk lirası kurundaki yükselişleri desteklemesi, kurlardaki yükseliş beklentimi de koruyorum. Borsa İstanbul Yüz Endeksi dünü %1,68'lik değer kaybı ile 1864 seviyesinden tamamlarken toplam işlem hacmimiz ise 24 milyar Türk lirası seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksler arasında en çok kazandıran sektör %2,58 ile turizm sektörü olurken en çok kaybettiren sektör ise %3,86 ile iletişim sektörü oldu. Bugün yurt içerisinde ticaret açığı verisi açıklanacak. Dolar Türk Lirası tarafında görüşlerim değişmezken düşüşlerin sınırlı kalacağı ve kurbanların bir süre daha 11 Türk Lirası ile 14 Türk Lirası'nda oluşabileceğini düşünüyorum. Enflasyon beklentilerinin satın alınması ve Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş kuru yükselten ana nedenler olarak gözükse de Borsa İstanbul Yüz Endeksindeki günlük teknik olarak kısa vadeli yükseliş sinyali vermesine rağmen devamının da gelmediğini gördük. Bu yüzden bir süre daha 1977 seviyesi ile 1726 seviyesi dengelenme bölgesi olarak karşımıza çıkarken 1726 seviyesinin kırılması halinde de satışların sertleşeceğini unutmamak lazım. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise dün Amerika Birleşik Devletleri'nde haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısı 198 bin kişi olarak açıklanırken beklentiler verilerin 205 bin geleceği şeklindeydi. Amerika Birleşik Devletleri'nde istihdamda toparlanma sürerken Chicago PMI verisi de beklentilerin 63,1 puanı yükseliş gösterdiğini bizlere gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Dün yaklaşık 50 dakikalık süren telefon görüşmesinde başta Ukrayna olmak üzere iki ülke arasında son dönemde gerginliğe neden olan konular ele alındı. Açıklamaya göre Biden, Ukrayna konusunda gerginliğin düşürülmesi konusunda Putin'e çağrıda bulunurken, Başkan Biden'ın Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesi durumunda Amerika Birleşik Devletleri ile müttefiklerinin kararlı bir şekilde karşılık vereceğini de açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizleri dünü kritik eşik bölgesi olan %1,55 seviyesini kıramadı. Bu seviyeyi yakından takip ederken bu seviyenin kırılması halinde doların küresel bazda tüm para birimlerine karşı sert değer kazanacağı Dün Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinde düşüşleri gördük. Dolar endeksi dün bir miktar alıcıl olmasına rağmen genel itibariyle yatay eğilimini koruduğunu görüyorum. Ons altın fiyatları hem Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasındaki gerilimin artması hem de Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerindeki görülen gerileme nedeniyle yükselirken bu yükselişleri satış fırsatı olarak gördüğümü sizlere tekrardan vurgulamak isterim. Fed'in tapering hızlandıracağı ve faiz artırımına gideceği noktada altın fiyatlarındaki düşüşlerin yaşanma ihtimali oldukça yüksek. Amerika Birleşik Devletleri borsaları halen tarihi zirvelere yakın gücünü koruduğu görülse de Fed'in tapering'e giderek hızlandırması ve borsalardaki yükseliş hızını oldukça yavaşlattı. Tepe bölgeleri geçilmez ise Amerika Birleşik Devletleri endeksinde her an satışların gelebileceğini unutmamak lazım. Ancak buna rağmen dün S&P ve Dow Jones tarafında yeni bir tarihi rekor zirvelerinde kırıldığını gördük. Rekorun ardından gelen satışlarla Amerika Birleşik Devletleri endeksleri günü satıcılı seyirde tamamlarken bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde ver akışı sakin. Euro bölgesi tarafında ise Euro bölgesinde ver akışı sakin. İşlemlerin oldukça düştüğü piyasada Euro dolar paritesi dolar endeksine paralel bir süredir yatay hareketlerini sürdürüyor. Ancak paritede satış baskısı beklentimi koruyorum. Euro Türk Lirası'nda Dolar Türk lirasındakine benzer aynı görüşe sahibim ve yaşanan gelişmelerin her ne kadar yönü belirleyecek olsa da yükselişlerin devamını bekliyorum. Enflasyon beklentilerinin satın alınması ve Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerindeki güçlü görünümün kuru yükselten ana nedenler olarak gözükmekte olduğunu, Avrupa borsalarının ise İngiltere hariç günü yükselişe tamamladığını Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Hosman, Avrupa Merkez Bankası'nın negatif faiz oranlarını ve geleneksel olmayan para politikasını 2022 yılında kademeli olarak ortadan kaldırmaya odaklanması gerektiğini söylerken, enflasyonun gelecek yıl içerisinde tepe yapacağını ve sonrasında yavaş şekilde zayıflayacağını öngördüklerini vurgularken Avrupa Merkez Bankası üyesi ve İtalya Merkez Bankası Başkanı Visco Avrupa Merkez Bankası'nın varlık alımlarında başlattığı azaltımı 2023 yılından önce tamamlamayacağını, ekonomi için çok olumlu olduğunu, destekleyici finansman şartların devamının geleceğini, enflasyonun bu yıl ortalama %3 olmasını ve sonrasında %2'nin hemen altına doğru kademeli şekilde gerilemesini beklediklerini söyledi. Bu görüşlere karşı Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaus, Euro bölgesinde enflasyonun önümüzdeki yıllarda Avrupa Merkez Bankası'nın cari projeksiyonları olduğunu oldukça aşabileceklerini söyledi. Klaus daha önce yaptığı açıklamada da Avrupa Merkez Bankası'nın 2023'te faiz artırımına karar verebileceğini söylerken bugün Euro bölgesinde ver akışın sakin olduğunu söyleyebilirim. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında kurda bu hafta genelinde gerçekleşen gün içi fiyat marjı ile işlemler dün de devam etti. Bugün yıl sonu işlemler gününde bazı piyasaların kapalı olması hacimlerin düşük kalmasına neden olurken yurt içerisinde dış ticaret verileri de açıklanması küresel anlamda veri akışını sakin bıraktı. 13,40 Türk Lirası seviyesini dün test ettikten ve kısa süreli yeni direnç bölgesi olarak bugün de aynı seviyeyi takip ediyorum. Bu seviyeye tekrar yükselişler gündeme gelebilirken yaşanılacak gelişmeler çerçevesinde dolar Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda 13,35 ve 13,72 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 13 Türk Lirası ve 12,60 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim Dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk Lirası tarafında ise çaprazda da dünkü zirve seviyesi olan 15,15 ,15 Türk Lirası'nı yeni direnç bölgesi olarak düşünebilirken yurt içerisinde dış ticaret dengesi haricinde bugün ver akışının sınırlı kalması ve paritede kapalı olan piyasaların etkisiyle yatay hareketlerin devam edeceği beklentisiyle 15,15 ,15 ve üzeri yükselişlerin gündeme geleceğini düşünüyorum. Yaşanılacak gelişmeler çerçevesinde euro Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda kurda 15,15 ,15 ve 15,65 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 15 Türk Lirası ve 14,60 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs>